Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Gökhan Ünal. Bu dersimizde fiiller başlıklı konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, yardımcı eylemlerle devam ediyorduk arkadaşlar. Bir uyarıda kalmıştık. Uyarımız şöyleydi. Etmek, olmak sözcükleri alt soylu bir sözcükle kalıplaşmışsa ya da tek başına bir anlam taşıyorsa yardımcı fiil olarak artık sayılamaz. Bağımsız bir fiil olarak kabul edilir diyoruz. Örneğimize bakalım. Bu ev 100 bin eder dediğimizde eder sözcüğünü değerlendirelim. Etmek sözcüğü bu cümlede yardımcı eylem değildir. Çünkü tek başına eder sözcüğü değer anlamı kazanmıştır. Bu nedenle eder sözcüğünü biz burada yardımcı eylem olarak değil, asıl eylem olarak kabul etmek zorundayız arkadaşlar. Evet, bir diğer bireşik fiilimiz kurallı birleşik fiiller. Adından da anlaşılacağı gibi aslında bir kuralla gerçekleştiriliyor. Şöyle bir bakalım. Herhangi bir fiile getirilen a, e, ı, i, u, ü sesleriyle birlikte bilmek, vermek, durmak, kalmak, yazmak gibi fiillerin birleştirilerek yazılmasıyla oluşan birleşik fiillerdir. Kurallı bileşik fiiller anlam özellikleri bakımından dört grupta incelenebilir arkadaşlar. Bir yeterlilik fiili. Bunu biz ebilmek olarak veriyoruz arkadaşlar. Bir fiilin sonuna ebilmek sözcüğü getirilerek yapılır. Eyleme, gücü yetme, başarma ve ihtimal anlamlarından birini katacaktır yeterlilik fiili. Örneğimize bakalım. Bu büyük taşı kaldırabilirim dediğimde kaldırmak fiilimiz ve abilmek yeterlilik fiilini görüyoruz. Kattığı anlam ise fiilin gücü yetme anlamıdır. Gücüm yeter, kaldırabilirim anlamını veriyor. Diğer örneğimize baktığımızda bu soruları çözebilirim şeklinde yine çözmek fiilimiz ve ebilmek yeterlilik fiilimizi görüyoruz. Burada ise eylem başarma anlamı kazanmıştır diyebiliriz arkadaşlar. Bugün yağmur yağabilir dediğimizde yağmak fiili ve abilmek fiilini görüyoruz. Burada da cümleye olasılık anlamı kattığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Abilmek yeterlilik fiilinin. Uyarımızla devam edelim. Burası da çok önemli arkadaşlar. Yeterlilik fiilinin olumsuz biçimi de birleşik fiil olarak kabul edilir. Burada şunu yapmamız lazım öncelikle. Yeterlilik fiilinin olumsuzunu gördüğümüzde bunu hemen olumlu yapalım arkadaşlar. Çözebilirim, çözmek ve ebilmek yeterlik fiilini görüyoruz dikkat ederseniz. Bunu olumsuz yaptığımda çözemem şeklinde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Burada ebilmek fiilini göremeyebilirsiniz. Olumsuzunda o zaman olumsuz yeterlilik fiilini hemen ne yapmamız gerekiyor? Olumluya çevirmemiz gerekiyor. Yine burada diğer örneğimize bakalım. Gelemez fiilini olumlu yaptığımızda gelebilir şeklinde karşımıza çıkıyor. Burada gelmek ve ebilmek yeterlik fiilini daha rahat bir şekilde görebilmenizi sağlayacaktır. Yeterlik fiilinin olumsuzuyla karşılaştığımızda hemen bunu olumluya çevirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Daha rahat bir şekilde ebilmek yeterlik fiilini görebilmemiz için. Evet, bir diğer fiilimiz tezlik fiili. Bir fiilin sonuna i vermek sözcüğü getirilerek yapılır. Eylemin çabucak, hemen, kolayca yapıldığını anlatır tezlik fiili. Romanı bitiriverdim dediğimde hemen anlamını veriyor, çabucak anlamını veriyor. Odunları sobaya atıver dediğimde yine çabucak, hemen anlamlarını veriyor. Mektubu yazıverdi dediğimizde yine kolayca anlamını verdiğini, hızlı bir şekilde anlamını verdiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. 3 sürellilik fiili diyoruz arkadaşlar. Fiillerin sonuna e durmak, e kalmak, e gelmek sözcüklerinin getirilmesiyle yapılır. Eylemin bir süre devam ettiğini anlatır bu fiiller. Siz gide durun, biz sonra geliriz cümlesinde yine gitmek fiiline e durmak sürerlilik fiilinin getirildiğini ve bu fiilin bir sürerlilik fiili olarak ifade edilebileceğini söyleyebiliriz. Eylemin devam ettiği anlamını veriyor diyelim sürerlik fiilleri için. Bu gelenekler geçmişten süre gelmiştir. Yine sürmek fiiline
egelmek, sürellik fiilinin geldiğini söyleyebiliriz ve eylemin bir süre devam ettiği anlamını da görebiliyoruz arkadaşlar. Annesinin ardından baka kaldı cümlesinde ise yine baka kalmak fiilimizi değerlendirelim. Bakmak fiiline ek almak, ak almak yine sürellilik fiili gelmiş. Eylemin bitmediği yine sürdüğü anlamını verdiğini söyleyelim. Evet, dört diyoruz, yaklaşma fiili. Fiillerin sonuna e yazmak sözcüğü getirilerek yapılır. Anlatılan işin, oluşun yapılmasına çok az kaldığını, neredeyse gerçekleşeceğini anlatan bir anlamın ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Denizde boğula yazdı dediğimizde boğulmak ve e yazmak fiillerini görüyoruz burada. İşin gerçekleşmediği ama gerçekleşmesine yaklaşıldığı anlamını veriyor. Ağaçtan düşe yazdı dediğimizde yine düşmek ve e yazmak fiillerini görüyoruz. Kurallı bileşik fiilimizi. Yaklaşma fiili alan kurallı bileşik bir fiili görüyoruz. Burada ise yine işin gerçekleşmediğini ama gerçekleşmesine yaklaşıldığı anlamını görebiliyoruz. Sıcaktan bayıla yazdım dediğinde yine bayılmak fiili ve a yazmak yeterlik fiil, yaklaşma fiilini görüyoruz arkadaşlar. Burada ise işin yine gerçekleşmediği ama gerçekleşmesine yaklaşıldığı anlamını net bir şekilde görebileceksiniz. Evet, bir diğer bileşik fiilimiz deyimleşmiş, anlamca kaynaşmış bileşik fiiller. At soylu sözcüklerle fiillerin kimi zaman birinin, kimi zaman da tümünün gerçek anlamından uzaklaşıp anlamca kaynaşmasıyla oluşan fiiller olarak ifade ediliyor. Yağmur, kar bize göz açtırmadı dediğimizde yine göz açtırmak burada, göz açtırmamak burada deyim olarak karşımıza çıkmıştır. Buna da biz deyimleşmiş bileşik bir fiil diyeceğiz arkadaşlar. Sınavı kazandığımı duyunca ağzı kulaklarına vardı. Yine ağzı kulaklarına varmak deyimleşmiş bir bileşik fiil olarak kabul edilebilir. Deyimleşmiş bileşik eylem olarak kabul edilebilir. Öğretmenimi can kulağıyla dinlerdim cümlesinde ise yine can kulağıyla dinlemek bir deyimdir ve aynı zamanda çekimli bir fiil olduğu için buna da yine deyimleşmiş bileşik eylem diyebiliriz arkadaşlar. Deyimleşmiş bileşik eylem. Onu ikna etmek için saatlerce dil döktü dediğimizde dil dökmek yine bir deyimdir. Aynı zamanda çekimli bir fiildir arkadaşlar. Buna da biz deyimleşmiş birleşik fiil diye biliyoruz. Evet, burada uyarımız var arkadaşlar, buna özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Aşağıdaki sözcükler de kaynaşmış fiil olarak kabul edilebilir. Bunlar vazgeçmek, başvurmak, öngörmek, varsaymak ve ele vermek şeklinde karşımıza çıkabilir. Evet, bir sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem haber kipinde hem de direk kipinde bir eylem vardır diyor. Şöyle bir değerlendirelim. A seçeneğine bakalım. Ne aşk, nice aşklar, arkadaşlıklar gördüm fiillerimizi tespit edelim. Kahramanlıklar okudum tarihte. Okumak yine fiilimiz. Peki arkadaşlar, burada gördüm fiilinde dı dili geçmiş zaman kipeki yani haber kipimiz yer alıyor. Bunun dışında okumak fiiline gelen dı dili geçmiş zaman kipeki yani haber kipi olarak kabul edilir. Biz her iki kipten yani hem haber hem haber dilek kipinden örnek arıyorduk. A seçeneğinde sadece haber kiplerine yer verilmiştir. B seçeneğinde acaba çıkar mı yollarım düze? Yoksa yokuşlar mı öldürür beni şeklinde. Burada örnek fiillerimizi görelim. Çıkmak fiili, öldürmek fiilini görüyoruz arkadaşlar. Bunlar ise geniş zaman kipiyle yani haber kipiyle çekimlenmiştir. Burada da dilek kipine yer verilmediği için bu seçeneğimizi de eleyebiliriz. Nerededir sevgiler, güzel emeller, beni anlayan yokluk içinde dizelerine baktığımızda ise burada da aslında bir çekimli fiil göremiyoruz arkadaşlar. C seçeneğini de eleyelim. Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resme baksam ben değilim şeklinde bir dizemiz var.
değişiyor fiilimiz, baksam fiilimiz. Burada yor şimdiki zaman, yani haber kip olarak verebiliriz arkadaşlar bunu. Burada ise sase ekini biz dilek kipi olarak verebiliriz. O zaman D seçeneğinde haber ve dilek kiplerine yer verilmiştir diyebiliriz. E seçeneğine kontrol edelim. Benim de mi düşüncelerim olacaktı? Fiilimize bakalım. Ben de mi böyle uykusuz kalacaktım dediğimizde buradaki acak ecek haber kipi, diğer fiilde ise yine acak ecek haber kipidir arkadaşlar. E seçeneği de cevabımız olamayacaktır. Cevabımız D seçeneği diyebiliriz. Evet arkadaşlar, diğer örneğimize, diğer sorumuza bakalım. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diyor. Şöyle bir bakalım birinci cümlemize. Yaşar Kemal romanlarında Çukurova'yı anlatırken nasıl olmuş da bu kadar sevilmiş, bu denli usta kabul edilmiştir diyor. Birinci cümlede çekimli birden çok fiil vardır diye soruyor bize. Şöyle bir daha bakalım arkadaşlar. Burada Çukurova'yı anlatırken nasıl olmuş, yine burada çekimli bir fiilimiz var. Bu kadar sevilmiş, çekimli fiilimiz. Bu denli usta kabul edilmiş. Yine kabul etmek burada da çekimli fiil olarak kabul edilir. A seçeneği doğru bir seçeneğimizdir arkadaşlar. Çekimli birden çok eylem vardır diyebiliriz. İkinci cümlede yüklem ek fiil almıştır diyor. İkinci cümlemize bakalım. Ona gelene kadar Çukurova ağaların hüküm sürdüğü zalim topraklar bütünü olarak anlatılmıştır diyor. İkinci cümlede yüklem ek fiil almıştır diyor. Yüklemimiz ek fiil almıştır arkadaşlar. Dır geniş zamanda bildirme ek eylemi aldığı için B seçeneğini de eleyebiliriz. Üçüncü cümlede kılıç fiili kullanılmıştır diyor. Bakalım. Oysa Yaşar Kemal Çukurova'yı tüm gerçekliğiyle anlatmıştır. Neyi anlatmıştır? Eyleme sorulan neyi sorusuna cevap verdiği için bu fiilimizde biz kılıç fiili olarak kabul edelim. C seçeneğini de eleyeceğiz. Dördüncü cümlemize bakalım arkadaşlar. Burada yaşam süren her tabakadan insan onun romanlarında yer bulmuştur diyor. Birleşik zamanlı fiil vardır diyor. Birleşik zamanlı fiilimizi bulmuştur fiili olarak kabul edemeyeceğiz. Çünkü basit yapılı, basit zamanlı bir fiile idi imiş ise ek eylemi değil, dır ek eylemi gelmişti. Dır ek eylemi basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı yapamayacaktır demiştik arkadaşlar. D seçeneği cevabımız olacaktır. E seçeneğini de kontrol edelim. Beşinci cümlede çekimli fiil yoktur diyor. Bakalım, ekmeğini kazanan insanları ve ırgatları anlatışı duyarlı bir gerçekliği tercih etmesindendir. Burada tercih etmek fiildi ama buradaki mame isim fiil eki olduğu için arkadaşlar artık isim olarak kabul edilmiştir. Ve E seçeneğinde de çekimli bir fiile yer verilmemiştir diyebiliriz. Diğer sorumuzda aşağıdaki dizelerin hangisinde ek eylem farklı bir görevde kullanılmıştır diyor. Ek eylemin görevlerini hatırlayalım arkadaşlar. Birinci görevi neydi? Basit zamanlı fiillere gelip onları bileşik zamanlı yapmasıydı. İkinci görevi ise isim veya isim soylu sözcüklere gelip onlara yüklem yapmasıydı. Onlara yüklem yapmasıydı diyebiliriz. Şöyle bir bakalım A seçeneğine. Bir sabah evden çıktım, sokaklar ışıl ışıldı dediğimizde buradaki idi ek eylemimiz isim soylu, isim veya isim soylu bir sözcüğe gelip onu yüklem yaptığı için şuraya yazalım arkadaşlar. İsmi yüklem yapma göreviyle kullanılmıştır diyelim. B seçeneğinde yaşamak inadına güzel, bu nasıl insandır böyle dediğimizde insan sözcüğüne gelen dır geniş zamanda bildirme ek eylemi ismi yine yüklem yapmıştır diyelim arkadaşlar. C seçeneğinde hangi sokaktan geçsem pırıl pırıldır parke taşları diyor. Yine pırıl pırıl ikilemesine gelen dır ek eylemi ismi yüklem yapmıştır diyeceğiz. Kocaman bir yürektir. Yine yürek sözcüğüne gelen dır ek eylemi ismi yüklem yapma göreviyle kullanılmıştır diyebiliriz. Kuş kanadıyla selam taşır dedik. E seçeneğinde ise dağlarda ateşler yanmıyordu, deniz fenerleri sönmüştü
şeklinde kullanılmış ek eylemlerimiz var. Burada ide ek eylemleri görüyoruz arkadaşlar. Ancak bu ek eylemlerin basit zamanlı bir fiile gelip onları birleşik zamanlı yaptığını söyleyebiliriz. Yani burada fiile gelmiş ve basit zamanlı bir fiili birleşik çekimle birleşik zamanlı yapan bir örneğimiz karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle doğru seçeneğimiz E seçeneği olacaktır arkadaşlar. Diğer bir sorumuza geçelim. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem haber kiplerinden biriyle çekimlenmemiştir? Yüklem haber kiplerinden biriyle çekimlenmemiştir diyor. Burada yüklemi öncelikle bulmamız gerekiyor. Köroğlu gibi hür yaşarım orada ben. Burada yüklemimiz yaşarım arkadaşlar, yaşarım sözcüğü. Burada dikkat ederseniz R geniş zaman yani haber kipiyle çekimlenmiş bir fiilimiz vardır diyebiliriz yüklem için. B seçeneğine bakalım. İnsanın karını çekmez oldu gönlüm. Burada ise çekmez oldu bizim yüklemimiz. Yüklem ise haber kiplerinden biriyle çekimlenmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Seyredelim kartalın havada nakşını şeklinde bir cümlemiz var. Burada yine yüklemimiz seyredelim fiilimiz. Burada seyretmek fiilimiz AE burada istek kipi olarak karşımıza çıkmış. Burada ise haber değil dilek kipi almıştır diyebiliriz yüklemimiz. D seçeneğinde boşuna sarmaz şu belini kollarım şeklinde bir cümlemiz var. Yüklemimiz ise sarmaz fiili. Burada ise geniş zamanın olumsuzluğuyla çekimlenmiş bir haber kipimiz yine karşımıza çıkıyor. E seçeneğinde bahçede akasyalar açardı baharla şeklinde bir cümlemiz var. Yüklemimiz açardı fiili. Burada ise açmak fiili R geniş zaman kip eki almıştır arkadaşlar. Yine yüklem haber kipiyle çekimlenmiştir. Evet, A, B, D ve E seçenekleri haber kipiyle çekimlenmişken C seçeneğinde yüklem dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiştir diyebiliyoruz. Diğer bir sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yine yükleme dikkat edelim. Gereklilik kipindedir diyor arkadaşlar. Burada yüklem ifadesine de özellikle dikkat etmemiz gerekecek. İşi yoksa azıcık daha beklesin cümlesinde yine yüklemimiz beklemek fiili. Burada emir kipiyle çekimlenmiş bir fiilimiz var. A seçeneği cevabımız olamayacaktır arkadaşlar. Çünkü bizden gereklilik kipini istiyor. B seçeneğinde müdürün yanına erkenden git şeklinde bir cümlemiz var. Burada gitmek fiili yine emir kipiyle çekimlenmiş diyebiliriz. C seçeneğinde bundan sonra kupon biriktirme dediğinde yine emir kipinin olumsuzluğuyla çekimlenmiş bir fiilimiz var. Emir kipiyle çekimlendiği için bunu da eleyeceğiz arkadaşlar. D seçeneğinde ağaçları bundan sonra sen sulayacaksın şeklinde sulayacaksın sözcüğü fiilimiz ve aynı zamanda yüklemimiz. Buradaki acak ecek gelecek zaman kipeki burada zaman kaymasıyla birlikte emir anlamı verdiğini söyleyebiliriz. Yine gereklilik kipinde olmadığını söyleyelim. E seçeneği ise bu işi akşam olmadan bitirmeliyim şeklinde yüklemimiz yine bitirmeliyim fiili. Bitirmek fiiline gelen malı meli ise gereklilik kipi olarak kabul edilir arkadaşlar. Cevabımızın E seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Sevgili arkadaşlar, bugünkü dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.